Fevzi Usta sabah erkenden körüğünün başında. Ateşini yakıyor, körüğünü basıyor. Önce bıçağın sap kısmıyla başlıyor işini. En keskin bıçakları Fevzi Usta yapıyor özene bezene. Sapları keçinin boynuzundan, bıçağı çelikten. Küçücük kulübesinde en güzel bıçakları Fevzi Usta yapıyor. Neden yapmasın ki? Zaman bol, ustalık çok. Fevzi Usta Kozan'da 45 yıldır tapan bıçakları yapıyor. Şimdi hemen soralım Fevzi Usta'ya. Fevzi Usta, tapan bıçağı ne demek? Tapan bıçağı en iyi bıçaklarımızdan. Çelik olarak yapıyor. Sapı boynuzdan. İyi olsun diye biz de yapıyoruz, vatandaşlara veriyoruz yani. Adı neden tapan? Ben tapanlıyım ama Kozan'da oturuyorum, Kozan'da çalışıyorum. Yani iyi bıçakları yapmaya gayret ediyor. Adı tapan. Tapan bir köy mü, ilçe mi burada? Adını nereden almış yani? Tapan'ın adı işte iyi bir yani, ün kazanmış tapan yani. Güzel bıçakları yapan tapanda yapılıyor. Köyde yapılıyor yani. Köyde yapılıyor. Oradan almış. Evet. Ben de bu Kozan'da yapıyorum. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 45 seneden belli. 45 yıldır? Evet, 45 yıldan belli bıçak yaparım. Şimdi ustacığım, iş yerini gördük. Böyle bir körüğün var. Evet. Körükle ateşi yakıyorsun. Bıçaklarını, boynuzlarını orada pişiriyorsun, evet, değil mi? Evet, orada pişiriyorum. Bu körük ilk baştan beri mi var? Yani mesleğe başladığınızdan evet, beri evet. mi var? 50 seneden belli bu körüğüm var benim. Yani 50 de geçti de ben alalı 45 sene oldu. Nasıl çalışıyor körük? Körük güzel ya, işte bozuldu mu da biz yapıyoruz yani. Bozuluyor mu? Bozulur. Bozulduğunda biz yaparız. Peki nasıl yaparsın ustacığım bıçaklarını? Baştan anlatır mısın bize? Bıçakları mı? Önce boynuzu ateşte doğurdurum. Ne boynuzu? Koyun boynuzu. Yani onu doğurdurum. Ondan sonra o ağzını hazır ederim, çelikten yaparım. Suyunu veririm, berçemlerini veririm. Öyle tamamlar giderek. Hı hı. Yani müşterilere de satıyor ondan sonra tabii. Kaç aşamadan geçiyor yani? Evet, yaklaşık tabii kaç aşamadan geçiyor? Dur bakalım. Bir sefer bıçağını düven, yülemesini yapan, ondan sonra suyunu verin, perçemlerini ver yapan, ondan sonra işte zımpara çayın, bilmem ne, müşteriye hazır vaziyette eder, satarak. Yani 10-15 kere evet, elden tabii, geçiyor. Tabii, 10 sefer elden geçer, evet. Ne kadar tanesi ne kadar? Tanesinde 2,5 milyona, 3 milyon, 2 milyon. Yani müşterinin iyi bıçak istediğine göre veririk yani. Yani bıçağın da tabii... Nedir pahalısı. Bıçağın özelliği nedir Fevzi Usta? Bıçağın özelliği, yani alıyorlar bacım işte, köylülere bu bıçaklar iyi geliyor. Onun için bu bıçaktan... Eskiden beri kullanılıyor öyle evet, mi? Evet tabii. Daha çok ne de kullanılır? Daha çok bunların karpuz falan yerken ne giyiliyor? Köylülere iyi oluyor tabii, davar filan kesiyorlar, koyun kesmeye filan iyi oluyor yani. O küçük çakı gibi ama sanki değil mi bunlar? Evet. Bunlarla koyun kesiliyor Yok, mu? Yok, bunlardan koyun kesilmez, bunlardan portakal yenir. Hı hı. Portakal yemeye iyi olur. Ha, büyükleri de var. Tabii tabii, daha büyüğünü de yaparım. Hı hı. Öyle olup gidiyor bacım. Hep bu işi mi yaptın Fevzi Usta? Evet, 45 sene normalde bu işte çalışırım. Çocuk var mı? Çocuk var. Onlar da biliyor mu bıçak onlar, yapmayı? Yok, onlar pek bilmezler. Onlar memur onlar. Burada yapıyorsun atölyende. Evet, tabii, burada yapıyorum. İşte benim şey bu bacım. Meslek bu. Meslek bu. Evet. Bununla işte bizim geçimde yani. Bununla geçimimiz. Şu bıçaklara bir bakalım. Bakalım. Keskin mi şimdi bunlar? Keskin. Keskin. Bunlar keskin işte, hazır yani bunlar. Üzerinde şeyleri var, evet, vidaları. Üzerinde tabii, vidaları var üzerinde.
Yani bunlar kalan artık satılacak yani, o duruma gelmiş yani. Bunlar ne kadar? Bunlar mı? Bunlar 1,5 milyon. Bunları 1,5 milyon. 1,5 milyon bunlar. Bize hatıra diye bir tane verirsin. Verebilirim tabii. Öyle tabii mi? Tabii. İki tane gene veririm. İki tane gene veririm yani. Peki ustacığım, ellerine sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim.